Yani şöyle, çok böyle karmaşık, sofistike tartışmalarla elbette ki uğraşılacak, zaman kaybedilecek bir durumumuz yok. Aslında meseleler çok basit bugün. Ortada Türkiye'yi çok ciddi, çoklu bir krize sürüklemiş bir iktidar var. Bu iktidarın değişmesi gerekiyor. Bu iktidarın değişmesi için muhalefetin, toplumsal ve siyasal muhalefetin güven veren adımlar atması lazım. Ve mümkün olduğu ölçüde de ortak mücadeleyi sağlaması lazım. Bunun için aslında konuşuyor, görüşüyor herkes ve ben bu doğrultuda şöyle düşünüyorum. Yani umutsuzluk değil, tam tersine umut veren adımların geliştiğini görüyorum. Bu bizim dışımızdaki girişimlerde de bu böyledir. Bizim içinde olduğumuz girişimlerde de böyledir esas itibariyle. Toplumda, halkta çok açık beklenti var. Çoklu bir kriz yaşanıyor. Ekonomik ve sosyal bir kriz yaşanıyor. Şunu duymak istiyor insanlar çok basit bir şekilde. Bakın bütün kamuoyu yoklamalarında da bu görünüyor. Bütün kamuoyu yoklamaları, ister iktidar yanlısı olsun, ister tarafsız kuruluşların yaptığı kamuoyu yoklamaları olsun. Birinci mesele ve ikinci mesele hayat pahalılığı, işsizlik, yani ekonomiyle ilgili. Üçüncü mesele de bununla ilgili. Sonuç olarak baktığımızda toplum şunu bekliyor. Ya işsizlik, hayat pahalılığı var, iş aç sorunlarımız var. Bunları nasıl aşacağız? Muhalefet, toplumsal ve siyasal muhalefet bunların çözümü konusunda çok basit, anlaşılır politikalar önerecek mi, önermeyecek mi? Mesele bu kadar basit aslında. Buna dair güven verecek politikalar ve yapılabilir politikalar önerildiği zaman şu anda toplumun çok önemli bir kesimi aslında umudun orada olduğuna dair görüşünü pekiştirmiş olacak. Biz bunu görüyoruz. Bütün kamuoyu yoklamaları da bunu gösteriyor esas itibariyle. Zaten iktidar da bunun farkında olduğu için buna dair adımlar atmaya çalışıyor. İşte yeni ekonomi politikası yok, Çin modeli yok, şu model yok, bu model filan derken işte en son döviz garantili mevduatlar vesaireler, iktidar da bunu yapmaya çalışıyor. Topluma ben bozduğum ekonomiyi kendim düzeltebilirim mesajı vermeye çalışıyor. Biz düzeltemeyeceğini düşünüyoruz. Dolayısıyla muhalefetin buradaki birinci görevi, biz dahil bütün muhalefetin görevi, topluma güven verecek ve bu çoklu krizden çıkılacağına dair çok somut politikaları gösterebilecek adımları atmaktır diye düşünüyorum. Evet, Barış. Saruhan Bey, siz de belki izlemişsinizdir. Türkiye İşçi Partisi gazetecilerle bir toplantı yaptı ve orada kendilerinin önerdiği seçim modelini anlattı. Ve şöyle bir şey önerdiler. Ben de orada izledim, Şirin de orada izledi. Şöyle bir şey önerdiler. Dediler ki Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın dışında üçüncü bir oy pusulasında üçüncü bir ittifakın kurulması, bu ittifakın HDP ve bazı sol partilerin tıpkı diğer ittifaklar gibi aynı pusulada bir araya gelmesi, ancak Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ın karşısına çıkacak ve Millet İttifakı'nda kalan bütün muhalefeti kapsayacak bir aday olması durumunda bu adaya oy verilmesi. Bu öneriyi HDP'ye de götürdüklerini söylediler. Siz bu öneriyi değerlendirdiniz mi? Değerlendirdinizse bunu konuşmak için erken mi dediniz? Bir görüş bildirdiniz mi? Ya da sizin şahsi görüşünüz ne Saruhan Uluç olarak? Yani HDP Grup Başkan Vekili olarak partiniz adına belki erken olur böyle görüş bildirmeniz ama nasıl değerlendiriyorsunuz? Türkiye İşçi Partisi bu öneriyi bizimle yaptığı görüşmede de dile getirdi. Yani karşılıklı ziyaretler yaptığımızda bu öneriyi dile getirdi. Biz de bunu kurullarımızda değerlendireceğimizi söyledik doğrudur. Fakat bu seçim taktikleri meselesinin henüz erken olduğu kanaatindeyiz. O yüzden henüz bir cevap vermedik. Fakat şunu söyleyeyim, hatırlarsanız yine ben oraya atıfta bulunmak istiyorum. Bu bizim de geçtiğimiz yıl yayınladığımız o işte tutum belgesi ya da deklarasyon dediğimiz 27 Eylül'de yayınladığımız belgede biz de seçimleri iki aşamalı değerlendirmiştik. Demiştik ki birincisi parlamento seçimleri, biz parlamento seçimleri için var olan ittifaklardan, ittifaklar arasında herhangi bir arayış içinde değiliz demiştik HDP olarak hatırlarsanız. Ve o zaman demiştik ki başka bir ittifaka ihtiyaç var parlamento seçimleri için. Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ise
Orada bir %50 artı bir şeyi var, koşulu var biliyorsunuz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ise isim konuşmak yerine yeni dönemde Türkiye'de yapılması gerekenleri konuşup tartışmak ve buna uygun adayların ortaya çıkması halinde bu konuyu müzakere etmeye hazır olduğumuzu söylemiştik. Bizim pozisyonumuz aynıdır. O gün açıkladığımız neyse bugün de aynı pozisyondayız. Yani Türkiye'nin yeni döneminde yapılması gerekenler var. Güçlü bir demokrasiyi elde edebilmek için, güçlü bir yerel demokrasiyi elde edebilmek için, işte hukukun üstünlüğü, toplumsal adalet vesaire. Vaktimiz sınırlı olduğu için bunları tekrarlamak istemiyorum şimdi, çok üzerinde durmayayım diye. Ama bunların yapılabilmesi için çıkacak olan adayların bu ilkeleri tartışması ve konuşması gerekir. Biz bunları konuşmaya hazırız demiştik. Aynı yerde duruyoruz. Bu konuda farklı bir tutumumuz yok. Dolayısıyla Türkiye İşçi Partisi'nin bu önerisi hani bizim için tartışılmaz, konuşulmaz bir öneri değil. Elbette ki günü geldiğinde bunları da bir diğer partilerle beraber görüşeceğiz, konuşacağız. Ama buna sadece biz kendimiz karar vermeyeceğiz. Bu birlikteliğe ya da bu görüşmelere ya da bu ittifak değil adı henüz daha yapılanma aşamasında diyelim. Mesafeli duran diğer ve kendini solda gören partilere mesela ne bileyim bir mesajınız var mı ya da umutlu musunuz tekrardan onları kazanabileceğiniz yönünde? Yani şöyle söyleyeyim. Umutluyuz elbette ki. Çünkü ortada bir ihtiyaç var. İhtiyaç çok açık. Yani Türkiye'de çoklu bir kriz yaşanıyor ve bunun aşılabilmesi için ve gerçekten güçlü bir demokrasiye geçişin sağlanabilmesi için, bir demokratik değişimin sağlanabilmesi için bir ortak müdahaleye ve mücadeleye ihtiyaç var. Bunu herkes görüyor, bunun herkes farkında. Dolayısıyla burada yapılması gereken şey farklılıklarımızı tartışmak değil, farklılıklarımız var elbette ki. Farklılıklarımız olmasaydı zaten farklı siyasi partiler olmazdı. Bu farklılıklarımızı tartışmak yerine ortaklıklarımızı tartışarak bu ortaklıkları geliştirip bunları perçinlemek ve bu doğrultuda adımlar atabilmeyi sağlamaktır diye düşünüyoruz. Dolayısıyla biz umudumuzu elbette ki koruyoruz. Ve bu yapılan toplantı da zaten bu umudun daha da büyüdüğünü gösteriyor bize. Hı hı. Toplantının sonuçları, yapılan açıklamaya da baktığımızda son derece verimli sonuçlar. Ama adım adım her şeyin konuşulup tartışılması gerekiyor. Ben bunu adım adım derken hani şöyle zamana yayalım, aylarca uzun uzun konuşalım anlamında söylemiyorum. Ama bir taraftan mücadele ortaklıklarını geliştirmemiz gerekiyor. Bir taraftan da bu müzakereleri sürdürmemiz gerekiyor. Ve bunu hızlı yapmamız gerekiyor aynı zamanda. Hani çok zamana yaymadan yapmamız gerekiyor. Ben o konuda bir iradenin olduğunu doğrusu düşünüyorum. Evet. Ve hani bunu ortak bir zeminde tartışıp sonuç almak mümkün olacaktır kanaatindeyim. Dediğim gibi gerçekten hani pembe bir tablo çizmek için söylemiyorum bunu. Çok umut varız. Bu umudun bir ortak iradeye dönüşeceğine inanıyoruz gerçekten. Çünkü bu ihtiyaç aynı zamanda. Toplum açısından da baktığımızda, hepimiz açısından da baktığımızda çok ciddi bir ihtiyaçtır bu. Son kısacık bir cevap. Savunmanızı ne zaman vereceksiniz? Onu da manşet alalım eğer varsa, belli olduysa. Ya şöyle biliyorsunuz prosedür şöyle işliyor. Anayasa Mahkemesi'nin bize Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nın hazırlamış olduğu mütalayı iletmesi gerekiyor. Ve onun üzerine bizim yazılı savunmamızı vermemiz ve sözlü savunmaya hazırlanmamız gerekiyor. Henüz o süreç işliyor. Dolayısıyla hani şu tarih diye bir şey söyleyemiyorum. Ama hazırlandığı zaman da bunu ilan edeceğiz zaten. Ama hem bizim savunmamız için biliyorsunuz bir ön savunma verdik önce, bir 173 sayfalık. Şimdi esas savunmamız için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Çalışmalarımız epey ilerlemiş vaziyette. Hem hukuki hem de siyasi savunma hazırlıyoruz. Her ikisinde de epey bir mesafe alındı. Ama o prosedür günü geldiğinde açıklayacağımız bir durumla karşı karşıyayız. Serhan Oluç, çok teşekkür ederiz. HDP Eş Grup Başkan Vekili bizimleydi bu akşam. Sağolunuz katıldığınız için. Şimdi
Tekrar kulislere döneceğiz. Bu sefer kendi aramızda konuşacağız. Şu kulislerde neler oluyor, neler bitiyor? Biraz önce HDP eş grup başkan vekilinden de dinledik işte. Yani bir takım iktidarın küçük hesapları var. Hem HDP'ye yönelik olarak. Diğer taraftan ekonomi bir problem. Bir takım bürokratların istifa edebileceği, bakanların yer değiştirebileceği. Mesela İbrahim Kalın'ın Dışişleri Bakanı oldu.